alakalı konuşmayacaktım. Komisyon başkanımız gerekli açıklamayı yaptı ancak tabii bu konu uzun uzuya olunca benim de buna cevap vermem gerekir. Şimdi Muhalefet Partisi arkadaşlar, biz burada bir şey yakaladık. Tarım alanları elden gidiyor. Burası talan edilecek. Burası imar açacaksınız. Ki Mustafa Bey'e yakışmayan, şimdi 3 tane daire geldi, 5 tane bir şey gitti. Değerli arkadaşlar bak, 200 yıldır böyle bir soru, bu soru böyle bir şekilde bir soru olur. Allah aşkınıza yapmayın ya. Ya bunun cevabını bu mecliste kim verebilir? Eğer bildiğiniz bir şey varsa açıklayın arkadaşlar, yapmayın. Bakın 2 asır önceden bahsediyorum. Bakın burada çarpık yapılaşma var mı? Var. AK Parti döneminde de olmuş mu? Evet olmuş arkadaşlar. Bakın oradaki binalara, yapılaşmalara bakın. Belediyenin gidin soykütüğünü, Kapı Kalasura'dan soykütüğünde incelemeler yapıp bakalım oradaki yapılaşmalar en çok ne zaman yapılmış? Yani sadece bizim 20 senedir Eyüp'ü yönettiğimiz dönemde mi yapılmış? Kaldı ki oradaki birçok vatandaşımızın tarihler boyunca orada birçok sıkıntılar içerisinde yaşadığını biliyoruz. Bu şehri şehrin çeperlerine baktığımızda elbette herkes arzu ve isteği bu şehrin daha yeşil kalmasıdır. Burada da tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, biz bu şehri aldığımızda evet bu şehirde betonlaşma yapıldı, bu yapıldı. Biz bununla alakalı özel işçilerimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptı, biz de yapıyoruz. Ama kişi başına düşen metrekare yeşil alanı lütfen bir oranındaki rakamlara bakalım, rakamlarla konuşalım. Bütün veriler şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Getirin bu verilerin hepsine bakalım, bu şehirde biz kişi başına ne kadar metrekare yeşil alan üretmişiz, bana bakalım. Elbette stüdyo olarak baktığınızda daha güzel binalar olabilirdi. Buna ben katılıyorum. Yani buna eleştirisel bakmak gerekirse de bakarız. Ancak şehrin çeperlerinde baktığınızda birçok yer dönüşüyor. Keşke dönüşmesin ama dönüşüyor. Geçmişe baktığınızda Ali Sami Esad'ın orada da dut bahçeleri varmış. Ama şehirler büyüyor, şehirler gelişiyor. Bizim de yerel yönetimler olarak sorumluluğumuz elbette şehrin her şeyi, ekolojik yapısını, kuşunu, sokak hayvanını, insanını, her şeyi korumakla biz mükellefiz. Ama şimdi burası talan ediliyor, burası talan edilecek, burada imar vesairesi olacak gibi. Ya şu anda gidip hep beraber meclisten çıkıp gidelim. Kemerburgaz'a, köyün içerisine gidelim. İki kemer arasına bakalım. Orada gerçekten realite olarak baktığınızda bugün tarımsal bir noktası var mı yok mu? Ya gerçekten orada tarım yapılabilir mi yapılamaz mı? Buna bakmamız lazım. Komisyon başkanı arkadaşımız ne diyor? Biz burada diyor şu anda plan yapmıyoruz. Plan yapılması gerekiyor diyor. Bakın arkadaşlar en kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Bunu bir kere söyleyeyim. Biz burada plan yapıyoruz. Burada ne kadar yeşil alan bırakacağız? Burada ne kadar domata alanı bırakacağız? Burada ne kadar imar alanı yapılacak? Bununla alakalı şu anda bir şey yok ki. Belediye başkanımız bir şekilde dava etsin konuyu, suç duyurusunda bulunsuna teklif ediliyor, vesaireler teklif ediliyor. Değerli arkadaşlar, burada şu anda yapmak istediğimiz şey elbette bir planın yapmasının önünü açıyor. Biz bunu gizleyecek değiliz. Burada bir plan yapılacak. Burada plan yapılırken biz Milliyetçi İttifak Partimizi, Cumhuriyet Halk Partisi, yine İyi Parti ve bağımsız arkadaşları da davet ederiz. Planlarımızı açık açık paylaşırız. Biz burada bu şekilde planlar yapıyoruz deriz. Ve orada hiçbir arkadaşımızı, hiçbir vatandaşımızı, arkadaş demiyorum, hiçbir vatandaşımızı biz burada mağdur etmeden onların sorunlarını pek o şekilde mi bırakalım? Yıllardır insanlar iki adım ötesinde Gökburk var, bir katma değeri var. Biraz daha ötesine geçtiğinizde kendi içiniz Sarıyer var. Çünkü hani Sarıyer'in Eyüp değil, niye söylüyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü Beykoz'dan örnek verildi. Yani gidip bakın şehrin çeperlerinde zaman zaman bunlar yitiriliyor. Keşke arzu ediyoruz ki yitirilmese. Ama yitirilmiş yerlerle alakalı biz burayı. Efendim bundan önce böyleydi. Bu sizin döneminizde oldu. Öbürünün döneminde oldu diye bu şekilde bırakabilir miyiz? Ya devletin aklı, belediyenin aklı bu şekilde çalışabilir mi değerli arkadaşlar? Biz sorunları öyle çözmemiz gerekir. Elbette sorunları çözerken zaman zaman bir takım eksikliklerimiz olabilir. Kısmen belki
arzu etmesek bile belki tahribatlar olabilir. Bugün bir yere bir yol, bir köprü yapıyorsunuz, orada ağaç kesmeniz gerekiyor. Bir ağaç kesmek doğru bir şey mi? Bir ağaç 50 senede büyüyor. Ama şehrin gerçeklerinden uzak duramayız değerli arkadaşlar. Biz bu anlamda bakalım yönetmelikten gelen bu karar mı? Bütün ilçeler uyguluyor. Şehrin çeperlerindeki bütün ilçeler uyguluyor mu? Bunu da söyleyeyim. Yani çünkü bu olmazsa olmaz bir şey. Yani siz burada bunu yapmadan bir plan yapamazsınız. Dolayısıyla biz AK Parti grubu olarak yeşil alanın da, çevrenin de, pörtü böceğin de, ekolojik yapının da, ırmaklarımızın da, akarsularımızın da hepsinin farkındayız ve hassasiyetimizi koruyoruz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bu şehrin gerçeklerinden de uzak duramayız değerli arkadaşlar. Buralara bir şekilde plan yapılması lazım. Evet, burası plan yapılırken arkadaşlar her şeyi söyleyebilir. Bunun çok daha fazlasını donat alanı yapalım diyebilirsiniz. İmara açalım diyebilirsiniz. O günün şartları neyi gerektirebilir onu göremiyoruz. Bugün plan yapmaya kalksanız belki de bu dönemin sonuna kadar ancak plan yapılabilir. Ne yapalım yani? Bırakalım burayı plansız olarak bir şekilde yanlışların üstüne gidilsin mi? Bu yanlışlar AK Parti döneminde yapılmış, ondan önceki dönemde yapılmış vesaire detaylarla girmiyorum. 200 yıllık aileler var arkadaşlar. 200 yıl önce AK Parti vardı. Yapmayın ya. Gidin baktığınızda iki dede, iki göbek dededen orada insanlar eskiden mandıracılık yapıyormuş. Evet ama şu anda yapmıyorlar. Başka amaçlarla kullanıyorlar. O insanlar da istiyorlar ki yerler artık bir şekilde medeni bir şekilde dönüşsün ve yerlerini geliştirsinler. Ne yapacaklarsa vatandaşlar kendi kararlarını kendileri şehircilik ilkeleri açısından medeni bir şekilde şehircilik ilkeleri açısından esasları neye gerektiriyor? Kanuna, nizama göre dönüştürsünler istiyorlar. Bunlar ne bahis var? Dolayısıyla ben hani konu çok uzadı diye ben cevap aldım. Belki ben de konuyu çok fazla uzattım. Sayın Başkan, ben raporun geldiği şekliyle artık oylanmasını talep ediyorum. Teşekkür ediyorum.